İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hasta ve çalışanlar olmak üzere 2200 kişiye hizmet veren yemekhanede iddiaya göre bulaşıcı bir bakteri bulundu. Yemekhanede yemek yiyen 5 çalışan aynı şikayetlerle doktora başvurdu. Durumu araştıran iş sağlığı temsilcisi ise işten atıldı. Karın ağrısı, mide bulantısı, ishal hepsi bizim çalışan arkadaşlarımız. İşte çalışanların görüntülediği yemekhane burası. İddiaya göre burada yemek yiyen hastane çalışanlarının hepsinde aynı belirtiler vardı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan 5 kişi de salmonella bakterisi görüldü. İddiaya göre olayı araştıran taşeron işçi işten atıldı. Vay efendim, sen bunu nasıl araştırırsın? Bir değil iki değil, hastanede görev yapan 5 çalışanın laboratuvar sonuçları var elimde. Hepsinde de salmonella bakterisinin görüldüğü yazıyor. İşte taşeron işçi hem de işçi sağlığı ve güvenliği baş temsilcisi Cemal Bilgin bu raporları hastane yönetimine sunduğu için şimdi işsiz. 2200 kişiye hizmet veren hastane yemekhanesinde iddiaya göre aynı gün yemek yiyen çalışanların bir kısmı birkaç gün sonra rahatsızlandı. Ya dedi, bir gün önceden kalan yemekleri, arta kalan yemekleri bir gün sonra vermişlerdir. İnsandan insana geçen, hayvan dışkıları ve besinlerle de bulaşan, bağırsak enfeksiyonuna neden olan salmonella bakterisi vardı 5 kişide. Kurumun itibarını zedelemişim. Burada milyonlarca hasta var, binlerce hasta var, binlerce çalışan var. Aynı hastanede yaklaşık 10 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Cemal Bilgin iddiasına göre olayı araştırdığı için atıldı işten. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ise iddiaları yalanladı. Yemek numunelerinde bakteri çıkmadığını söyledi. Böyle bir şey olsa eğer, yani 2200 kişinin en az 1000 kişisi hastanelik olur.